Yeşille mavinin kuzaklaştığı İpek yolunun kadim şehirlerinden fındığın başkenti Kaleşehir Giresun'dayız. Giresun'un hırçın dalgalarıyla ahenk tutuyor fındık bahçelerindeki ağ tırpma sesleri. Peki dünyaca ünlü Giresun fındığı sofralarımıza gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor? Fındık fidanlarını fındık ağaçlarının dibinden sökeriz. Tarlalara yuvarlak bir şekilde dikeriz. Biz ocak deriz. Bir ocağa altı kökleme dikeriz. Bu köklemeler yaklaşık 4 ila 5 yılda verim vermeye başlar. Tabi bu az verimdir. İleriki yıllarda biraz daha artar. 6. 7. 8. yıllarda tam verim vermeye başlar. Fındığın yılda iki gübreleme dönemi vardır. Bir kışlık gübre, bir yazlık gübre. Kışlık gübre Kasım, Aralık, Ocak ayında atılır. Yazlık gübre de Nisan'da başlar, Mayıs sonuna kadar atılır. Hayvan gübresi varsa hayvan gübresi daha kalitelidir fındık için. Fındık fidanlarının bakımı ve gübreleme işlemi yapıldıktan sonra sıra hasat zamanı. Hasat zamanına 15-20 gün kala ot biçme tırpanlarıyla bahçeyi temizlerim. Motorlu tırpanlar bunlar. Biz kırpma motoru deriz burada. İşte otlar bu haldedir. Bu hallere gelir şeyler, bahçeler. Ondan sonra temizlediğimiz otlar kurumaya başlar. Kuruduktan sonra fındık dökülmeye başlar. Ağustos'un 10'u gibi. Biz bütün ağaçları sallarız elimizde. Yerden toplarız. Tek tek toplanan tutanaklar torbalandıktan sonra diğer bir aşama olan patos işlemine geçilir. Topladığımız fındıkları harmanda bu çotanak dediğimiz bunları bu çotanakları işte güneşte 2-3 gün kuruturuz. Bu yeşilliği biraz gider. Ondan sonra fındık patozları vardır. Patozu çağırırız. Patozlara bunu patoza verir. İşte çet yaparız böyle. Bunlardan ayırır. Bu şekilde. Bunları ayırıyor. Bunları biz harmanda kurutuyoruz. Sonra bunları savurma makineleri vardır. Savururuz. Sonra çürüklerini elle tek tek seçtikten sonra çuvallar tüccara götürür satarız. Giresun bölge olarak %70'i %80'i gurbetçidir. Benim mahallemde 17 hane var. Yaz, kışın 4 hane 5 hane kalır. Bunlar tekrar işte Temmuz'un 10'undan 15'inden sonra işte ana vatanıdır, baba vatanıdır. Herkes geri döner, fındığını toparlar, işte hasatını alır. Tekrar gurbete döner bir daha. Yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü memleketimizin tek gelir kaynağı fındık. O da her yıl olmuyor. Bu sene çok az. Geçen sene çok iyiydi ama bu sene çok az. Bu sene 1/4, 1/5 gibi fındık. Ondan dolayı İstanbul olmasa bizim buradaki durumumuz çok da iç açıcı olmaz. Giresun'un bereketli avuç avuç sotanakları sadece gurbetçilere değil, doğunun çeşitli yerlerinden gelen onlarca aileye de umut oluyor. Artık fındıklar toplandı. Üretici emeğinin karşılığını alacak.
Şimdi süreç fabrikada. Fabrika yolculuk başlasın. Zahmetli bir yolculuktan sonra Giresun'un incisi Çotanak artık fabrikada işlenmeyi bekliyor. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Bu fabrikada ne tür görevler yapıyorsunuz? İsmim Fuldar Şahin. Gıda mühendisi olarak görev yapmaktayım. Yani üretimden sorumluyum. Peki bu Ahmet Akkı'da fındık fabrikasında ne tür aşamalar var? Yani fındık bizim evimize gelene kadar buradan ne tür süreçlerden geçiyor? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Fındığımız ilk önce geliyor. Bu fındıktan biz numuneler alıyoruz çuvallardan ve randıman kılıyoruz, filesini hesaplıyoruz. File dediğimiz şey 250 gram fındıkta çürük miktarı. Ne kadar çürük var onu tartıyoruz, ona göre fileyi belirliyoruz. Randıman da aynı şekilde 250 gram tartıyoruz, fındığı kırıyoruz, kabuğunu ve içini tartıyoruz. Buna binaen randımanın yani verimini ölçmüş oluyoruz. Daha sonra verimini ölçmüş olduğumuz fındıklar dökülüyor ve elevatörler vasıtasıyla yukarıya taşınıyor. Yukarıya taşınan fındıklar eleklerle kalibre ediliyor. Kalibre edilmesindeki amaç da kırmayı daha nizami bir şekilde gerçekleştirebilmek. Yani fındıkların ne ezebilmek ne de tamamen parçalı bırakmak. Yani hepsini aynı şekilde kırabilmek için biz ilk önce kalibre ediyoruz. Daha sonra kırma taşlarına geliyor. Kırma taşlarımızı da kalibre etmiş olduğumuz fındıklara göre ayarlıyoruz. 0.5 mm aralıklarla taşlarımız ayarlandıktan sonra fındıklarımız kırılıyor. Kırılan fındıklar hava yardımıyla kabuklarından ayrılıyor. Daha sonra eleklere geliyor. Eleklerde fındıklarımız taş da tekrardan oluşabiliyor, içerisinde taş da gelebiliyor. Taşlardan, yabancı maddelerden ayrılıyor ve tekrardan iç fındıklarımız kalibre ediliyor. Kabuklu fındık olabiliyor, tekrardan taş, yabancı madde gelebiliyor. Bunları seçiyorlar. Tabii elemanlar seçmeden önce de lazere geliyor. Lazerde ışın yardımı ile yabancı madde olabilir, çürük olabilir. O programdan kendimiz ayarlıyoruz. Fındıkları içerisinden temizlere, kirlilere göre ayırıyoruz. Fındıkları kavurmak istiyorsak kavurma fırınına veriyoruz. Kavurma fırınında da derecimiz ve bantı ayarlama şeklimiz vardır ve fındık serme kalınlığı var. Bu beyazlatılmış veya kavrulmuş, çifte kavrulmuş fındığa göre derecesi, saati, bant hızı değişmektedir. Bant elemanlarının seçtiği fındıklar ve kavrulmuş fındıklar en son tartılarak ambalajda 250 gram, 500 gram, 1 kilo tartılarak paketleme işlemi yapılıyor ve marketlere dağıtılıyor. Fındıklarımız bakın kabuklu halde fabrikaya gider.
Ondan sonra iç olarak bizim fabrikamıza geliyor. Biz de kavuruyoruz. Kavurduktan sonra paketliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunda fındığımızı mesela küçük pikola fındık diyoruz. Lezzetlidir ve çok güzeldir. Bir de ezme yapıyoruz. Ezmede sadece fındık, %25 şeker katıyoruz. Kabuğuna sığmayan meyveyi programa sığdırmaya çalıştık. Giresun'un incisi sotanağı bahçelerden tek tek toplayıp reyonlarınıza kadar getirdik. Eğer siz de reyonlarınıza bakarsanız iki tür fındık olduğunu göreceksiniz. Giresun fındığı ve diğerleri.